değirmenin tarihi 150 yılı aşkın bir tarihi var. Değirmenci Abdullah işletirmiş buraları. O zaman değirmenci Abdullah nüfusu da güçlüymüş, sözü geçen bir adammış. Buraların, yani bu Değirmen Ağzı bölgesinde bayağı etkili bir isimmiş. Onda yaklaşık 70-80 yıl kalmış bu değirmen. Evet. Değirmenci Abdullah'tan dedeme geçmiş, dedemden de babama, babamdan da bana. Yani bu bizdeki süreç yaklaşık 70-80 yıllık bir süreç. Evet. Bir de değirmenci Abdullah'da da 80 yılı düşünürsek bir 150 yılı aşmış bir geçmişi evet. var. Dolayısıyla tabii tarım her ne kadar olsa, her ne kadar bitiyor da olsa ama bu Akçakoca'da bu balık varken, bu yoğurt varken, bu mısır ekmeği devam ettiği sürece insanlar mısırını ekecek, değirmende öğütmeye gelecek. Şimdi insanların yaşlandıkça ne yapıyor? Dişi, işte efendime söyleyeyim, dişle ilgili bir takım sorunları oluyor. Dolayısıyla yemek yerken, kabuklu bir şey kırmak isterken dişinle ilgili sıkıntıları oluyor. Değirmen de aynı şekilde. Döndükçe, mısırı ezdikçe değirmenin dişi ufalanır, biter. Dolayısıyla mısırı öğütmekte dönerken çok güçlük çeker. Ben buna dişevi dediğimiz, çeliklettirdiğimiz bir kesere benzer bir aletle bunlara dişi, bu taşa diş açmaya çalışırım. Tırtıklarım taşı. Evet. Ve dolayısıyla atıyorum mesela saatte 50 kilo öğütecekken bu işi yaptığım zaman saatte 120 kilo öğütür. Hem un taşın altında fazla kalmamış olur, lezzeti de tabii artmış olur. Gerçekten bu özellikle bu GDO'lu ürünler piyasaya sürüldükçe bu mısırın değeri arttı. Mısır Akçakoca'nın mısırı, yerli mısır, köy mısırı, ata tohumu dediğimiz bu mısır. Bu mısır gerçekten çok kıymetli bir vaziyet haline geldi. İnsanlar arıyor, mısır ununu arıyor, köy mısır ununu arıyorlar. Eskiden böyle değildi, eskiden her taraf mısırdı. Şimdi bölgede de tek değirmen bu. Dolayısıyla yani bayağı bir özellikle bu mısır sezonunda, mısır sezonu Eylül'de bir başlar. Kasım aralığa kadar devam eder. Ondan sonra seyrek, o seyrek olsa da ama bu değirmen hiçbir gün kapanmaz. Su olduğu sürece devamlı çalışır.